Almanya'dan Fransa'ya kadar, İngiltere'ye kadar bizim kumaşlarımızı giyiyorlardı. Bu bilinmiyor tabii. İşte burada bu tekstil tarihinde mesela İpek Yolu, bakın İpek Yolu hakkında uydurma. Şimdi Anadolu'ya giderseniz herkes efendim İpek Yolu bizim şehrimizden geçiyordu. Hayır, ben burada haritalarını koydum. İpek Yolu, mesela Anadolu'daki İpek Yolu kervanları hangi yollarda, hangi şehirlere uğruyordu? Artık uyduramazsınız. Geçmişi bugüne bağlayan, ön yargılara teslim olmadan gerçekleri arayan ve gerçeklerin ışığında toplumlar arasında köprüler kuran bir tarihçidir Halil İnalcık. O bugün kendi alanındaki en büyük isim, en derin kaynak, en seçkin otoritedir. Osmanlı tarihi üzerine yapılacak her çalışmada başvurulacak birincil kaynağın ismidir Halil İnalcık. O, bir asırlık ömrüne sığdırdığı çalışmalarla tarihe ışık tutmuştur. Tarikat terimleri üzerinde bir çalışmam olmuş. Onu da neşretmemişim. Tarihin yeni bir çağın sayfasını açtığı 20. yüzyılın başlarında, yeni yüzyılın en görkemli tarihçilerinden biri dünyaya gözlerini açıyordu. 1916 Eylül ayının 7. gününde Kırım Türklerinden Seyit Osman Nuri Bey ile Ayşe Bahriye Hanım'ın oğulları Halil İnalcık doğmuştu. Numune-i İrfan Mektebi'ne başladığında 7 yaşındaydı Halil İnalcık. Efendim, İstanbul'da Aksaray'da eski Osman Bey Mektebi o zaman kiraya veriliyormuş. Orada oturuyorduk. Osman Bey Mektebi'nin karşısında tevekkül hamamı vardır. Bugün hiçbiri tabii mevcut değil. Ben çocukluğumda efendim 7 yaşına girdiğimde şeyde Horhor Çeşmesi'nden yukarı çıkan yokuşta Numune-i İrfan Mektebi diye bir mektep, ilk mektep açılmış, yeni bir mektep. Oraya verildim. İlk mektebi orada başladım, Numune-i İrfan Mektebi'nde. Mütarekenin en çalkantılı günleri yaşanıyor, yeni bir Türk Cumhuriyeti'nin doğum sancıları içinde insanların hayatı değişiyordu. İnalcık ailesi içinde durum farklı değildi. Ailenin reisi Seyit Bey iflas etmiş, ailesi için İstanbul defteri kapanırken Ankara'da yeni bir yaşam başlamıştır. Babam iflas etti İstanbul'da. İşte bu mütareke yıllarında herhalde iş iyi gitmedi. Ankara'ya, Atatürk'e çok hayranlığı dolayısıyla Ankara'ya geldik. Ev bulmak müşküldü. Yahudi Mahallesi'nde en zengin mahalle Yahudi Mahallesi'ydi Ankara'da. Orada yerleştik. Şengül Hamamı'nın arkasındaki bir konak vardı. Orada yerleştik. Gazi Muallim Mektebi'nde eğitimini sürdüren İnalcık, kısa bir süre Sivas Muallim Mektebi'nde yatılı eğitim almış, sonra tekrar Ankara'ya dönerek Gazi Muallim Mektebi'nde eğitimine devam etmiştir. Bu dönemde geleceğin en büyük tarihçisi Halil İnalcık, son yüzyılın tartışmasız en büyük lideri olarak tarihe geçen o büyük insanla karşılaşacaktı. Coğrafya dersine hazırlık yapıyorduk. Ben harita, Orta Doğu'nun haritası önümde, onu çiziyordum. Ata kendi mahiyetiyle, birdenbire kapı açıldı kendi mahiyetiyle, odamızın içine girdi. Odaya girdi, parmağını Medine üzerine koydu. Neresi burası dedi. Bu şehrin adı nedir dedi. Yesrib dedim. Başka adı dedi, Medine-i Nebevi'dir. Biliyorsunuz İslam'dan sonra Medine-i Nebevi, peygamber şehri, Medine. Fakat bizim kitaplarda eski halıyla yazılmış, Yesrib diye yazılmış. Medine'den önce ben Yesrib dedim kitaba göre. Fakat güldü ve başka adı
bilemedim birdenbire. Medine değil mi dedi. Ondan sonra Kızıldeniz'e parmağını koydu dedi. Bu denizin adı dedi. Bahri Ahmer. Başka adı yok mu? Yani Kızıldeniz dedirtmek istiyorum. Türkçü tabii. Şap Denizi dedi. Bir adı da Denizi Şap Denizi. O yine beğenmedi. Kızıldeniz değil mi dedi. Ondan sonra hep tebessümle beni düzeltiyor tabii. Ben panik halindeyim tabii. Atatürk karşımda. O beni imtihan ediyor. Gazi Muallim Mektebi'nin kapatılmasıyla eğitim hayatı bir kez daha onu yeni bir şehre taşıyacak, Balıkesir Necati Bey Muallim Mektebi'nde kendi ifadesiyle en güzel ve verimli günlerini yaşayacaktı. Balıkesir'de 2 sene okudum. 1935'te oradan mezun oldum. Orada da hocalarımız çok seçkin. Yani Balıkesir'in bana kazandırdığı benim zihni yapımdaki önemini belirtmek istiyorum. Edebiyatı Abdülbaki'den öğrendim. Matematik düşüncesini orada öğrendim. Eğitim hayatı içerisinde edebiyat, cebir ve geometride son derece başarılı olan İnalcık, roman yazmaya bile başlamıştı. Ancak hayatı boyunca yürüyeceği yol onu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde bekliyordu. Ve önümde artık en yüksek ilmi derecelere erişme imkanı oldu. Halil İnalcık 15 Eylül 1935'te bu yola ilk adımını atarken Muzaffer Göker, Bekir Sıtkı ve Fuat Köprülü gibi üstadlar bu genç yolcunun rehberi olacaktı. O zaman İstanbul Üniversitesi'nden tanınmış profesörleri Atatürk Millet Meclisi'ne milletvekili mebus seçtirmişti. Mesela Şemsettin Günaltay, başbakan meclisteydi ve bizde eski Osmanlı Türk tarihi okutuyordu. Fuat Köprülü yine milletvekiliydi. Biz de Orta Çağ Türk tarihi okutuyordu. Hikmet Bayur Hint tarihi okutuyordu. Halil İnalcık'ın öğrencilik hayatı boyunca gösterdiği başarı Ankara Üniversitesi'nde de devam ediyordu. Türk tarihçiliğinin en önemli isimlerinden eğitim alıyordu ve bunu değerlendirmesini çok iyi biliyordu. Timur üzerine hazırladığı bir seminer, Fuat Köprülü'nün bu gencin içindeki cevheri görmesine yetmişti. Peşini bırakmayacak ve bu cevheri işleyerek ondan en göz alıcı sonucu elde edecekti. Fuat Bey'in bir seminerinde Orta Çağ tarihi okutuyordu. Herkes bir vazife hazırlıyordu. Ben de bir vazife istedim, aldım. Timur üzerinde 3 batılı tarihçinin görüşlerini karşılaştırma. Güç bir konu. Fuat Bey etki altında bulunduğu şeyi tutmak için eski harfle ve adalı bir Osmanlıca ile yazdım bunu. Mesela size burada okuyabilirim. Kahön, Bartolt ve Buva'nın Timur tarihi hakkındaki çalışmalarını ve ortaya koydukları netice ve izahları mukayese etmek ve sonunda bir kıymet hükmü vermek şüphesiz geniş bir anlayış ve bilgiye mütevakkıftır. Evvela bir konuyu tetkik etmek için ve daha önce kimler bu sahada yazdı, noksanları nedir, bunları tespit etmek lazımdır diye. Görüyorsunuz daima matematik düşünce, mantıklı bir şekilde yaklaşmak. Mesela şu kaynağı yalnız Bartolt kullanmış, bu kullanmamış, bu kullanmamış. Görüyorsunuz mukayeseyi yapmak için kendim bir metot burada bulmuşum. Ve onları aynı sayfada karşılaştırıyorum. İlk bakışta
görüyorsunuz. Fuat Köprülü okuduğum zaman sınıfa döndü o seminerde. Çocuklar dedi, bakın işte bu çocuk gibi yazacaksınız dedi. Sınıfa beni şey. Osman Kur'an onun seçkin öğrencisiydi. O itiraz etti, kalktı. Ama efendim dedi işte Bartolt'un en iyi bu sahada en iyi mütehassıları herkes biliyor. Yani inancık yeni bir şey getirmedi. Fakat benim metodum mühimdir burada. Nitekim Halil İnalcık mezun olduktan hemen sonra Köprülü'nün tavsiyesiyle 30 Nisan 1940'ta Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yeni Çağ Kürsüsü'ne ilmi yardımcı olarak tayin edilmişti. Sonradan asistanlık imtihanı açıldı. Ben ilmi yardımcıyım, yani fakülteyi terk etmek durumu vardı o zaman. Resmen asistanlık kadrosuna talip olmak lazımdı. O imtihana girdim. Fakat seçimde benim rakibimi bizim bilim yani Osmanlı tarihi, Yeni Çağ tarihi bölümünde onu tutanlar vardı. Ben kaybedebilirdim. Ve bütün akademik gelecek hayatım orada durabilirdi. Asistan olmazsam, değil mi? Fakülteye intisap edememek durumu vardı. Fakat Fuat Bey işte bundan çok etkilenmiş. Gitti, dekanı buldu. Halil İnalcı'yı alacaksınız diye ağırlığını koydu. Ve ben rakibime karşı asistan kaldım. Bütün akademik hayatımı demek Fuat Bey'in bu müdahalesine borçluyum. Halil İnalcık, akademik kariyerine başladığı andan itibaren çalışmalarında gösterdiği özen, sergilediği disiplin, kullandığı özgün metotlarla çok genç yaşta kendinden söz ettirmeyi başarmıştı. 1942'de Tanzimat ve Bulgar Meselesi adlı teziyle doktor unvanını alırken, aynı zamanda Türkiye'de sosyoekonomik tarih yazıcılığının ilk örneklerinden birini ortaya koyuyordu. İlmi çalışmalarım arasında doktora tezim Tanzimat ve Bulgar Meselesi 1942'de. O tarih kurumu tarafından basıldı. Tanzimat ve Bulgar Meselesi. Kısaca oradaki tezi anlatmak mümkünse, arşiv, yani o devir, 19. asır, yüzyıl, arşiv konularını bir sarayda 5 cilt halinde Abdülhamit için toplanmış buldum. O 5 cildi kullanarak yazdım ve o Reaya isyanının, yani Bulgar isyanının tamamen sosyal bir, daha çok ağırlıklı bir sosyal isyan olduğunu tespit ettim. 15 Aralık 1943'te Viyana'dan Büyük Ricate Osmanlı İmparatorluğu ve Kırım Hanlığı teziyle doçentliğe atandı. 1949'da üniversite tarafından İngiltere'ye gönderilen İnalcık, dünyanın en önemli arşivlerinden Public Record Office'te Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili kaynak taraması yaptı. 1950'de Paris'te düzenlenen Milletler Arası Tarihi İlimler Kongresi'ne katılan İnalcık, Anal Ekolü'nün kurucularından Fernand Braudel'le burada tanıştı. 1 Şubat 1951'de Türkiye'ye dönen Halil İnalcık, 2 Haziran 1952'de Viyana Bozgun Yıllarında Osmanlı-Kırım Hanlığı İşbirliği teziyle profesörlük payesi alır. Halil İnalcık, akademik hayatı hızla yükselirken 1945 yılında yaşamının en önemli kararına da imza atmaktan geri durmamıştır. O yıl üniversitenin Arap Dili ve Edebiyatı bölümünden Şevkiye Işıl Hanımefendi ile evlenerek 44 yıl sürecek bir hayat arkadaşlığını başlatmıştır.
Halil Bey, o günden sonra ortaya koyduğu her eserde, gerçekleştirdiği her çalışmada, "Onun desteği olmasaydı başaramazdım" diyerek eşinin hayatındaki yerini en içten ve kalbi duygularıyla ortaya koymuştur. Hayat eşim Şevkiye olmasaydı, onun anlayışı, işbirliği olmasaydı bu işleri başaramazdım. Hakikaten o samimi itirafımdır. Şevkiye kendisi Arapça doçentiydi Dil Tarih Fakültesi'nde. Şevkiye bütün çalışmalarımda bana destek oldu. Arapça metinleri benim için tercüme etti. Hiçbir kıskançlık yahut bir rekabet kendisinden sadır olmadı. Çok ilim yolunda hayat arkadaşı olarak daima yanımda ve beni destekler olmuştur. Allah rahmet etsin. Yurt dışı çalışmalarını bitirip Türkiye'ye dönen Halil İnalcık, hız kesmeden çalışmalarını devam ettirmiştir. Bu dönemde ilk yoğunlaştığı konu Bursa Şer'iye sicilleri olmuştur. Yaptığı çalışmalar sayesinde 280 defterden oluşan Bursa Şer'iye sicilleri yok olmaktan kurtarılmıştır. Tasnif edilip numaralandırılmış olan siciller bugün Bursa Arkeoloji Müzesi'nde araştırmacıların kullanımına sunulmaktadır. Mesela şu 860 vakti Fatih devridir. O zamanki kadıların Bursa toplumu hayatına dava konusu olan çeşitli meseleler üzerinde çok kıymetli vesika külliyatıdır. Bundan çok güzel doktoralar yapılabilir. Halil İnalcık benzer bir çalışmayı 1961 yılında da gerçekleştirmiş ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nde Kıbrıs sicillerini tespit ederek bunlar üzerinde çalışmalar gerçekleştirmiştir. Halil İnalcık bu dönemden sonra yıllarca sürecek bir çalışmaya başlamış, İstanbul'un fethi ve Fatih dönemini incelemeye başlamıştır. Fatih üzerine kendimi verdim. Yine arşive gittim. Arşivde Fatih devrinde yazılmış tahrir defterleri, müfassal defterler, timar defterlerini buldum kaç tane. Onlar üzerinde çalışmaya başladım. Ve oradan bir makale yazdım. Stefan Duşan'dan Osmanlı'ya, Stefan Duşan'dan Fatih Sultan Mehmet'e galiba unvanı böyledir. Bu makaleyi hemen Sırplar tercüme etti. Benim ondan sonraki 1950'den sonraki 5-6 senem Fatih, İstanbul'un fethi, Fatih devrinde imparatorluğun durumu, sosyal durumu, teşkilatı üzerine bir seri makalelerim var. İşte beni dışarıda tanıtan, çünkü batıda da işte Babinger ve başkaları fetih dolayısıyla çok ilgileniyorlar. Bu makaleler dolayısıyla beni tanıdılar Almanya'da ve diğer Avrupa memleketinde. Yani Fatih devri, İstanbul fethi, İstanbul'un yeniden inşası benim araştırma hayatımda yıllarımı alan bir konudur. Bunun da esas kaynağı tahrir defterleridir. Fatih devrinde yazılmış 10-15 tane defter var. Fakat acıklı tarafı bunun bir kısmı Sofya'dadır, Milli Kütüphane'de. Satmışız. Fatih devrine ait o defterleri satmışız. Profesörlük payesini aldıktan sonra 20 yıl boyunca Ankara Üniversitesi'nde dersler veren İnalcık, bu süre içerisinde birçok defa yabancı üniversitelere davet edilmiş, buralarda derslere girmiş, çalışmalar ve araştırmalar gerçekleştirmiş, seminerlere katılmıştır. O yıllarda kısa sürelerle gerçekleştirdiği bu yurt dışı çalışmaları, 1972'de Ankara Üniversitesi'nden emekli olmasından sonra uzun süreli bir akademik çalışma hayatına dönüşmüştür. 1970'lere gelindiğinde Halil İnalcık ismi Türkiye sınırları dışında dahi bir otorite olarak çoktan yer edinmiş bulunuyordu.
birçok prestijli üniversite kendi bünyesinde görmek istediği İnalcık'a davetler göndermiş, ancak Halil Bey kısa dönemlerle sınırladığı yurt dışı çalışmaları dışında bu davetleri geri çevirmiştir. Ta ki 1972'de emekli oluncaya kadar. Emekli olduğu yıl Chicago Üniversitesi tarafından imtiyazlı profesör olarak aldığı daveti kabul ederek Amerika'ya giderek akademik hayatında yeni bir sayfa açmıştır. 1972'de gittim. 1986'ya kadar 15 sene orada tarih bölümünde hocalık yaptım. Orada tarih bölümünde Brodel'in Annal Mektebi çizgisinde Osmanlı tarihi okuttum. Yani yeni bir tarih, toplum tarihi, devlet tarihi değil bir toplum tarihi üzerinde durdum. İktisat tarihi, sosyal hayat, bunun gibi konular çok takdir topladı. Başka bölümlerden öğrenci gelirdi benim dersime. Yaklaşık 15 yıl sürecek olan Chicago Üniversitesi döneminde Halil İnalcık ismi eserleri ve çalışmalarıyla alanında zirveye oturmuştur. Osmanlı İmparatorluğu adlı eserini yayınlayan İnalcık, 1977 yılında International Association for Social and Economic History of Turkey'yi kurdu. 1986 yılında Chicago Üniversitesi'nden emekli olan İnalcık, 1990-92 yılları arasında Harvard ve Princeton üniversitelerinde misafir profesör olarak dersler verdi. 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk tarih ve kültürüne yaptığı katkılardan dolayı kendisine yüksek hizmet madalya ve diploması layık görüldü. Halil İnalcık, Bilkent Üniversitesi Rektörü Profesör Ali Doğramacı'nın tarih bölümünü kurması için yaptığı daveti kabul ederek 1993 yılında Türkiye'ye döndü. 93'te Bilkent'in artık hocası olarak, mensubu olarak tarih bölümünü kurduk. Çok güç bir işti. Profesör, muhtelif tarih konularını seçmek, onlar için profesör aramak, tayin etmek. Efendim, bu hususta o zaman rektör olan Ali Doğramacı'nın büyük yardımını, yardımdan çok faaliyetini anmak isterim. O çok canlı, çok enerjik bir insan olduğu için bu hocaların ve konuların tayininde o önce oldu. Balkan tarihine hakim birçok yanlış görüşü, ortaya koyduğu tarihi gerçeklerle çürüten yine Halil İnalcık olmuştur. Bugün onun yetiştirdiği birçok yabancı öğrenci, yüksek akademik mevkilerde Halil İnalcık'ın ortaya koyduğu tarih tezlerini ders olarak vermekte ve onun ortaya koyduğu gerçekleri anlatmayı sürdürmektedir. Karma karışık görüyorsunuz. Bunlar bütün tarih sırasına koydu. Alimlerin kimliği ortaya koydukları eserlerde gizlidir şüphesiz. Halil İnalcık, Osmanlı tarihi üzerine gerçekleştirdiği çalışmalarla bu alandaki en üst nokta, en büyük otoritedir. Tanzimat ve Bulgar meselesi, Fatih Devri üzerinde tetkikler ve vesikalar, Hicri 835 tarihli Sureti Defteri Sancak-ı Arvanit, 1. Mehmet ve 2. Bayezid devirlerine ait yasakname ve kanunnameler, Türkiye'nin sosyal ve ekonomik tarihi, Osmanlı İmparatorluğu toplum ve ekonomi üzerinde arşiv çalışmaları, incelemeler, Osmanlı'da devlet, hukuk, adalet, şair ve patron, patrimonyal devlet ve sanat üzerinde bir inceleme, Osmanlı uygarlığı, Atatürk ve demokratik Türkiye,
İsmini saydığımız bu eserler, bu engin deryanın içinden süzdüğümüz önemli çalışmalardır. Hasbahçe'de Ayşu Talap, Dediğimler, Şairler ve Mutripler. Yani bu kitapta Osmanlı sanatı ve yüksek sınıfın medeniyet ve kültür hayatı üzerinde yazdığım bu kitap çok popüler olmuştur. Bugün 100 yaşına gelmiş olan bu asırlık çınar, gölgesinin altında nice alimi barındırmaktadır. Halil İnalcık'ın en büyük eserleri, şüphesiz onun tarih tezi ve metoduyla yazılmış sayısız akademisyen ve araştırmacıdır. Yazılı eserlerle ilmi birikimini ölümsüzleştiren büyük alim, yetiştirdiği öğrencilerle tarih ilmine bakışını, fikri yaklaşımını, özgün metotlarını ve uyguladığı disiplini dünyanın dört bir yanına miras bırakmıştır. Bu, İnalcık'ın Türk milletine en büyük armağanıdır. Siyasi ideolojilerle çıkar odaklı tarih yaklaşımıyla kutuplaşan bir dünyada, o, tarihe bağımsız ve her türlü hamasetten uzak, ilim penceresinden bakan neferler yetiştirmiştir. Halil İnalcık ismi bugün başlı başına bir tarihtir.